Arkadaşlarım merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, genden proteini konusundan sonra karşımıza çıkan diğer bir konu da biyoteknoloji mevzusudur. Bugün de bunlardan birazcık bir bahsedelim. E, ee, genden proteini ile birlikte yakın içerikler içeriyorlar ki özellikle DNA replikasyonunda kullandığımız enzimler bunları başta çekmektedir. Gelin bunları birlikte inceleyelim. En sonunda tekrar sorularımızı çözelim ve günümüzü tamamlayalım. Şimdi gençler öncelikle en çok yapmamız gereken ayrım. Biyoteknoloji ve genetik mühendislikleri nelerdir? Biyoteknoloji doğa bilimlerinin yanında çeşitli mühendislik alanlarını da kullanarak bitki ve hayvanların organiz, mikroorganizma yapılarının kültür ortamlarını değiştirip geliştirerek dikkat edelim yeni ürünler elde etmeye çalışıyoruz. Lakin genetik mühendisliğinde genler çoğalacak, yalıtılacak, aktarılması, farklı canlılara ait genlerin birleştirilmesi, canlılara ait özelliklerin değiştirilmesi ya da onlara yeni bir işlev kazandırılması yönelik bir bilim dalıdır arkadaşlar. Yani biyoteknolojide gördüğünüz gibi belli başlı bir özellikler alıp yeni bir ürün elde etmeye çalışırken genetik mühendisliğinde ise başka bir canlıdakinin genini başka bir canlıya vermeniz gerekiyor. Yani örneğin A canlısından B canlısına bir tane gen götürmek istiyorsunuz diyelim. Şimdi buradaki gen bölgesini aldığımızda bu vatandaşa aktarabildiğimiz arkadaşlar ne olacak? Bu adam artık yeni bir özellik kazanmış olacak değil mi? İşte bu yeni özellik kazanmasına biz genetik mühendisliği adını veriyoruz ki günümüzde moleküler biyoloji ve genetik bölümü de bunlarla ilgili hasır haşır çalıştıklarını biliyoruz. Şimdi belirli bir biyolojik çalışmayı biz araştırma yapmak istediğimizde yaygın olarak kullandığımız birkaç tane canlılar vardır arkadaşlar ki biz bu canlılara da model organizma diyoruz hani bunu da genellikle arkadaşlar ben hep bu deneme sınavlarında güncel kitapların içlerinde bolca gördüm model organizmada da ne gibi faktörler var onlara bakmamız gerekiyor ki bu genetik mühendisliğinde de biyoteknolojide de çok fazla kullandığımız bir organizma. Şimdi laboratuvar ortamında kolayca yetişebilmeli, genetik uygulamalar için çok elverişli olmalı. Arkadaşlar bu kısa yaşam döngüsüne sahip olmalı. Uzun yaşam döngüsünde sıkıntı olmaya başlıyor. Yani örneğin bir tane bakteri var arkadaşlar. Bu bakteri uygun koşullar sağladığında 20 dakikada bir çoğalma gösteriyor. Ama ben bunun yerine örnek veriyorum bir insan kullanacak olsaydım İnsan da ortalama 9 ayda bir yavru vereceği için şimdi bir tarafta 9 ay sonra bir veri almak var. Diğer taraftan da arkadaşlar yaklaşık olarak 20 dakika sonra bir veri almak var. Yani daha kısa sürede bilgi alabilirsem onu uygun çalışmalarımı değiştirebilirim. Onu uygun adapte edebilirim ve onu uygun kesin bir sonuçlar alabilirim. Genom büyüklüğü ve ekonomik koşullar. Şimdi genom büyüklüğü baktığımızda bunun genomu nasıl olmalı? Küçük olmalı. Yani 1 milyar tane nükleotit içeren bir adamın üzerinde genetik çalışma yapmak 2 üzeri 1 milyarlık bir genomdan bahsedebiliyoruz. Ama daha az bir genoma sahip olan özellikle bakteriler ne olacak arkadaşlar? daha kolay müdahale edebileceksiniz ve daha kolay gözlem yapabileceksiniz. Ve genom haritasının çıkarılmış olması hangi kromozomun üzerinde nasıl bir durumların bulunduğunu bilmemiz ne olacak arkadaşlar? Buradaki durumlara daha kolay müdahale etmemizi sağlayacaklar. Örneğin bu lokusta hangi proteinin olduğunu biliyorsak ve bu lokusu çıkarıp bunun yerine başka bir gen özelliğini bağlayabiliyorsam e ben genom haritasına uygun bir şekilde bu adamın hangi proteini sentezleyeceğini, hangisini sentezleyemeyeceğini de çok rahat bir şekilde gözlemleyebilirim. Şimdi kendi türü dışında başka bir türden gen aktarılarak belirli bir özelliği değiştirilmiş canlılara biz transgenik organizma, bu organizmalar aynı zamanda da genetiği değiştirilmiş organizma denen GDO'yu da kullanıyoruz ki GDO'yu da e, biliyorsunuz son yaklaşık 8-10 yıldır çok fazla gündemde olan bir şey. Faydalı mı, faydasız mı, zararlı mı, değil mi gibi birçok tartışmaya da yol açmıştı. Şimdi öncelikle arkadaşlar ıslah dediğimiz olay nedir? Bu ıslah olayı bir iyileştirme olayıdır aslında yani iyileştirmeye çalışılıyor. Bunlar da daha verimli bitki ve hayvan hırklarının elde edilmesine yol açmak istiyorlar normalde. Ama geleneksel iyileştirme yönteminde istenilen özelliklere sahip canlılar seçilip bunlar eşleştirilmiş. Böylece her iki ata bireylerinde özellikleri de bir bireyde toplanmaya çalışılmış. Yani ne yapılmış mesela? Büyük A, büyük A, küçük A, küçük A bir canlılar var bunları arkadaşlar birleştirip mesela böyle bir canlı yapmak istemiş olabilirler. Veyahut alıyorlar ikisi de bunlar büyüktür arkadaşlar. Yani fenotip olarak ikisi de uygun bir şeyi gözlemlemektedir. Ama bakıyorsunuz bunların her dört tane yavrusundan yani her dört tane ürününden bir tanesi sıkıntılı çıkarken üç tanesi verimli çıkacak gelenekselde. Yani geleneksel ıslah yöntemleri haliyle arkadaşlar bir şeyi iyileştirmeye çalışılırken istenilen özellikler alınmaya çalışırken aynı zamanda istenmeyen özellikler de ne yapabilir? Görülebilir. Ama modern ıslah yöntemine bakıyorsunuz hem tür içi hem de türler arası bir melezleme yapılmaya çalışılıyor. Yapay döllenme, poliploidi, gen aktarımı ve klonlanma olaylarına bakalım. Şimdi melezleme farklı genotiplere sahip bireylerin yeni özelliklere sahip yavru elde edimin istiyoruz. Şimdi et verimi düşük ama süt verimi yüksek olan bir sığır var. Çoğunlukla karşımıza şöyle çıkar bunlar. Bunları tek bir gen altına yazmamız gerek yok. Şimdi süt verimi çok yüksek ama et verimi düşük gördüğünüz gibi. Süt verimi düşük bu sefer ve et verimi yüksek olan sığırlara baktığımızda ne olacak arkadaşlar? Çoğunlukla şöyle bir sığırlar elde edilecek. Yani hem et verimi yüksek hem de süt verimi yüksek sığırlar elde edilebilir. Yapay döllenmede istenilen özelliklere sahip canlıların spermlerin alınacak. Yani ben illa ve illa buradan bir büyük ay almaya çalışacağım. Varsa yumurtadan da büyük ağ almaya çalışacağım ve oluşan yavruların her birisinin böyle baskın fenotipli bir şey görmesini istiyorum ki ortaya çıkacak ürünün de en verimli bir şekilde faydalanabilsinler. Poliploidi de kromozom sayısının 3'en veya daha fazla olma durumudur. Daha çok bitkilerde görülür. Poliploidi bitkiler genelde daha büyük çiçek, meyve ve tohum oluşturur. Bu nedenle ekonomik değeri biraz yüksektir. Yani daha büyük meyve sebzelerin oluşmasında yol açılabilir. Mesela tropikal meyvelerin oluşturulmasında, avokado oluşmalarında da vardır. Ama bunu biz daha çok buğday türlerinde göreceğiz. Mesela bu buğdaya bir düzgün poliploidi uygulanabilirse buradan ne yapabiliyoruz? Siez yapabiliyoruz. E çavdar yapabiliyoruz. Kepek yapabiliyoruz. Arkadaşlar bunlara baktığımızda ne gibi farklılıklar görebiliyoruz? Ben bu tip ürün ürünlere baktığımızda Cyez'in diğerlerine göre daha fazla lif içeriyor. Neden? Bir kromozom daha fazlası var. Bir kromozom takımı belki de. Çavdara bakıyorsunuz arkadaşlar atıyorum bir çeşit vitaminden daha fazla bulunduracak normal buğdaya göre de diyebiliriz. Gen klonlanmasında ise bir genin kopyasını oluşturmak istiyoruz biz. Tek bir hücreden çoğaltılan ve genetik yapısı aynı olan hücrelere biz klon adını veriyoruz. Klonlama çalışmalarında çoğunlukla bakterilerden yararlanıyoruz çünkü bakteriler hızlı çoğalır, kolaylıkla izole edilir, basit yapılıdır ve genetik modifikasyonu aşırı derecede uygundur. Gemlerin klonlanabilmesi için genellikle plazmitler veya virüsler. Bu virüsleri de genellikle taşıyıcı olarak kullandırabiliyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi virüslerde en aşağı bir çeşit nükleik asit içermekteydi. Şimdi bu gen klonlanması ile ilgili nasıl bir olay göreceğiz arkadaşlar? Bir de ufacık onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar elimizde bir bakteri var ve istenilen geni içeren bir hücre var. Şimdi istenilen bir genin hücresine baktıktan sonra burada ne yapmamız lazım? İzole bir DNA elde etmemiz lazım. Sonra istenilen gen bölgesinde burada koparmamız gerekiyor ki koparan enzimlerde restriksiyon denilen bir enzimdir. Yani istenilen gen bölgesinin çıkarılmasını sağlar. E bu istenilen gen bölgesine bakıyorum arkadaşlar daha sonra da. Bunu entegre etmem gerekiyor. E ne yapacağım? Plazmat DNA'sını da bu tarafa da izole edeceğim. İzole ettikten sonra buraya istenilen gen bölgesini ne yapacağım? DNA ligaz enzimiyle ile bu tarafa birleştirebileceğim. Birleştirdikten sonra artık benim elimde bir rekombinant dna var. Bu rekombinant dna'yı da bakteriye verdiğimizde ne oldu? Rekombinant bakteri ya da genetiği değiştirilmiş bir organizma oldu ve bunlar bölündükten sonra arkadaşlar oluşan bakterilerde artık bu gen bölgesi içeriyor. Örneğin buradaki gen bölgesi insülin içerirse ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu adamlar da insülin üretmeye başlıyor. E bizim aslında şeker hastalığında devir açan bu sentetik hormonların yapımında da bu yöntemden çok faydalanıldı. Şimdi gen klonlanmasının aşamasına bakmamız gerekiyor. Demin yukarıdaki gibi bahsettik. Öncelikle istenilen gen bölgesini bir izole edeceğiz arkadaşlar. Şimdi izole ettikten sonra hangi gen bölgesi lazım bize? Örnek veriyorum şuradaki X bölgesi lazım. E şimdi buradaki X Bilgisini sahip DNA'yı yani gen bölgesini alabilmek için restriksiyon enzimi etkinliğiyle bunu X'i çıkardım. E, taşıyıcı DNA ile ilgili bölgeyi de ben çıkarmış oldum. E, sonra bu rekombinant DNA'yı oluşturabilmek için ne yapmam lazım? Bunu eklemem lazım. İşte ekleyecek olan enzimin adı da neydi arkadaşlar? DNA ligazla bu DNA'yı birleştirdim. Şurada haliyle bir rekombinant DNA'yı oluşturdum. Oluşan rekombinant taşıyıcı DNA'nın da alıcı hücreye aktardım. Genleri aktifleşti ve gen ürünleri kontrol edildi. Yani bu ürün bana fayda sağlıyor mu? Ya da benim bu istenilen özellikleri bana sağlayabiliyor mu? Yani insülin üretiyor mu? Ya da atıyorum floresan özelliği gösterebiliyor mu? Şeklinde bakmamız gerekiyor ki biz bu rekombinant DNA teknolojisinin uygulama alanlarını da çok fazla gördük ki biliyorsunuz çok sıkıntılı bir süreç geçirdik bu pandemi dönemlerinde ve bir sürü aşı çıktı piyasaya ki bunlardan bir tanesi de Biontech'ti bildiğiniz gibi. Bu Biontech aşısında biz dedik ki aşı işte rekombinant DNA teknolojisiyle yapılmış işte vücudumuzda bir sıkıntı yaşıyor mu? İşte bozuk para buraya yapışıyor yapışmıyor şeklinde bir sürü muhabbet de çıkmıştı hatırlarsınız. Ki dolayısıyla rekombinant DNA teknolojisinin en başta kullanıldığı yerler aşı, ilaç ve virüslere karşı üretilen interferonların üretilmesi ve tabii ki de hormonların üretilmesinde çok fazla karşımıza çıktı pırtılaşma bozukluklarında, lösemi teşhis ve tedavilerinde kullanılabildi. Aynı zamanda hemofili hastalıkların, hastalıklarının tedavisinde kullanılan iğnelerin de üretilmesinde çok fazla kullanıldı. Ee, rekombinat mikroorganizmalar kullanılarak kirleşmiş olan, kirlenmiş olan çevrenin daha da hızla temizlendiğini görülebiliyor. Birden fazla yani bir bitki türünden Birden fazla meyve çeşidi de aldırılabilir. Ogen bölgesine eklerseniz bir ağaçtan hem limon hem de portakal bile elde edebiliriz. Bitki ve hayvanların ıslah çalışmalarıyla daha iyi vitaminli bir meyve, daha fazla bir yumurta, süt ve et elde edilebilir. Mesela arkadaşlar bir pirinç var. Pirinç normalde beyaz renklidir. Çünkü içerisinde ADK vitaminlerinden A vitaminini pek içermez. Diğerlerinden de az içerdiği için arkadaşlar sarı renkli değil de çoğunlukla beyazdır. Şimdi... Bunun içerisine A vitamini yapan gene enjekte ettiklerinde altın pirinci elde ediyorlar. Yani bu rengi pirincin rengi beyazdan birazcık daha altın rengine döndüğü görülebilmiş. E peki bitkilerde ben bir gen klonlamasını yapmak istersem ne yapacağım? Bir de onlara bakalım. Şimdi bir çeşit bakteri alıyoruz. Agrobakterium mı kullanmışız? Bu plazmiti elde etmişiz restriksiyon enzimleriyle. Restriksiyon enzimleriyle kestiğim bu DNA'yı ne yapmam gerekecek? izole ettikten sonra böceğe dirençli olma genini izole ettim ve izole edilen direnç genini ligaz enzimiyle bakteri plazmitine aktardım. E, oluşan rekombinant plazmiti ben bakteriye aktaracağım tekrar ve sonra ne yapacağım arkadaşlar? Besi ortamına koyup bunlar hakkında fikir elde etmeye başlayacağım. Yani bu bakteride böceklere direnç genini eklemişim. Bu agrobakteriyon bitki dokularını aynı kültüre yerleştirdikten sonra DNA'nın bitki hücrelerine transferini sağladım ve bir ne yapmaya başladım arkadaşlar? Bunun kök ve gövde gelişimini sağladım. Dolayısıyla yeni kalısal özelliğe sahip olan bitki örnek veriyorum böcek avından yani böcek avcılarından korunabiliyor. Ve de salgılayacak olduğu belki bizim alamadığımız ama başka hayvanın aldığı kokudan kaynaklı olaraktan da bunları yemesinin de önüne geçebilir. Şimdi genetik kopyalama, klonlamadan bahsedeceğiz ki burada esas önemli olan olay da bu koyun dolinin muhabbetiydi. Şimdi çok hücreli organizmalardan alınan tek bir somatik vücut hücresinin Kullanımı ile genetik olarak birbirinin aynı olan bireylerin oluşturulmasında biz ne diyoruz? Klonlama diyoruz. Genellikle bunu nesli tükenmekte olan canlılar için çok fazla yapılabilir. Ya da ticari amacı çok yüksek olan bitkileri daha kolay yetiştirilmek için de bu genetik kopyalama yapılabilir. Şimdi elimizde bir dişi koyun var. Bu dişi koyunun vücut hücresindeki DNA'yı aldık. Daha sonra yumurta hücresinde çekirdeğini çıkardık, stoplazması var. Buradaki DNA ile buradaki stoplazmayı birleştirdik ve embriyoyu C hücresinin rahmine yerleştirdim. E şimdi burada klon olan bir kuzu çıktı. Peki bu klon olan kuzuya baktığımızda genetik olarak kime benzeyecek? Genetik olarak DNA kimden gelmiş? A'dan gelmiş. A koyununa benzeyecek. diyeceğiz arkadaşlar. Bir de elimizde bu kök hücreler var ama burada geçmeden önce şunlardan bahsetmek istiyorum. Genetik olarak A koyununa çok fazla bir şekilde benzeyecekler. Lakin arkadaşlar koyun doli çok uzun süre yaşayamadı. Çünkü buradan alacak olduğum dişi koyun zaten yaşlıydı. Yani doli otomatikman fiziksel olarak biyolojik olarak aslında böyle yeni doğmuş gibi olsa da genetik olarak bayağı bir yaşlı olarak doğdu arkadaşlar. O yüzden işte bir sürü hastalıklardan kaynaklı olarak da hayatını devam ettiremediğini de görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar kök hücreye baktığımızda neler göreceğiz? Kök hücreler kendisini yenileyebilen, uygun şartlar sağlandığında vücut içerisinde birçok hücre tüpüne dönüşebilen farklılaşmamış bir hücre tipleridir arkadaşlar. Dolayısıyla genellikle şunu bak embriyonik kök hücreler karşımıza çıkar. Bunları uygun bir şekilde aldığında kalp kası hücresi, yağ hücresi, al yuvar, kondrosit gibi birçok yapıya dönüştürebileceğiz. Şimdi kök hücreleri 3 grupta inceleyeceğiz. Yetişkin kök hücresi birçok dokuda bulunuyorlar ama farklılaşma yetenekleri bunların azdır. Mesela ne zaman karşımıza çıkar? Yara tamirlerinde. Bir yerinizi kestiğinizde oranın tamiratında bu yetişkin kök hücreleri kullanacağız. Kordon kanından elde edilen kök hücreler var arkadaşlar. Bunları da ilerleyen dönemlerde mesela ilik yapımında kullanacağız ya da ilik nakline naklinde kullanacağız. Bu son zamanlarda bu da çok yay, yaygınlaştı arkadaşlar. Eğer bir hastalığı varsa bir bebeğin e, hemen daha önceden alınan kordon kanı hemen bu tarafı enjekte edilerekten oradaki hücrelere farklılaşmasını sağlamaya çalışıyor. Ama embriyonik kök hücreye baktığımızda demin şuradaki yukarıda da gösterdim. Döllenmeden sonra oluşan blastula evresinden alınıyorlar. Ve bunları abi çok 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 birçok yapıya dönüştürebiliyoruz. Dolayısıyla neredeyse kendini yenileme ve tüm hücrelere dönüşme yeteneği maksimum seviyededir. Dolayısıyla bundan faydalanarak omurilik yaralanması, Alzheimer, Parkinson, günümüzde tedavisi mümkün olmayan bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığını da söyleyebiliyoruz. Yani birkaç tane de e, sözler olarak bir şeyler var arkadaşlar. Proteomik diye bir şey var. Bir dokuda genom tarafından sentezlenen tüm proteinlerin analiz edilmesi. Bioinformatik aslında moleküler biyoloji ile bilgisayar teknolojisinin birleşimiyle ortaya çıkıyorlar. Bunları bilgisayarlı ortamlarda belli tahminler üzerlerinde bir fikir sahibi olunmaya çalışıyor. Örneğin elimizde atıyorum bir tane tümör var. Bu tümörün boyutu x kadardı. Sonra bu tümör atıyorum 3x'e kadar çıkmaya başladığında bilgisayar bunu tahmin ediyor. Diyor ki ya 6 aylık ömrü kaldı ya da atıyorum Başka bir yere sıçrama ihtimali var diyor. Gen terapisi kalıtsal hastalıkların diğer nesillere aktarılmasını önlemek için bazı değişiklikler yapılmasını gösteren bir deney olayıdır. Bir kişiye başka bir geni vererekten aslında aynı özelliğe sahip olan bir geni veriyor ama kendi şifrelere değil hasarlı dokuyu tamir etmeye çalıştıklarını da biliyoruz. Kalıtsal hastalıkları taşıyan veya taşıma riski bulunan kişilere ya da işte kişilerin akrabalarındaki hastalık seyri ve tedavi yöntemlerinin tekrarlanma durumlarının risklerini ve çözüm yollarını bilgi verilmesine de genetik danışmanlık yapılıyor. Biyoetik ve biyogüvenlik diye bir şey var. Çeşitli teknolojik gelişmelere bağlı olarak bilimsel sonuçların değişmesi, tıp ve biyoloji alanında ortaya çıkan yeniliklerin kapsamlı bir şekilde problemlerin incelendiği etik bir alandır. Biyoteknolojik çalışmalarda doğayı ve insan yaşamını etkilemesi için ülkenin yasal denetim altına alınmasına da biyogüvenlik ismini veriyorlar diyorum ve arkadaşlar biyoteknolojinin konusal olarak özeti bu kadar kısadır ama sorular üzerinden bakalım nelerde karşımıza çıkmış onları da inceleyelim diğer dersimizde görüşmek üzere.